Ben dediğim gibi çok memnunum ya. Aşırı memnunum. Okan şef başlamış işin içine. Kim? Oy 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 oy. Gerçekten her şeyi tam yap. Ay, yeni yaprak vermiş. O kadar mutlu oldum ki şu an. Bu hal ne? Bu hal ne? Bu hal ne? Açık mıydı alt kapı acaba? Herkese yeni bir vlogtan merhabalar. Ay var ya, bugün uyanamama sendromu yaşıyorum. Her gün olduğu gibi, her zaman olduğu gibi. Şimdi bir kahvemi koydum. Her zaman dolapta bekleyen soğuk kahvemi. Hatta bitirdim bile. Sözde şunu koyacağım, videoya başlayacaktım. Ben bitirdim, hala yeni videoya başlıyorum. Her neyse, şimdi bugün çok işimiz var. Çok işimiz yok aslında ya. Şimdi çok da abartmayalım yani. Evi temizleyeceğim her zaman olduğu gibi yine. Süpürgeyi, bu arada robot süpürgesine dün içini boşaltıp temizlemiştik. Bugün geri takacağız, onu beraber takarız. Hem göstermiş olurum temizliği kolay mı zor mu diye. Çünkü ben çok memnunum süpürgemden, çok da sorun oluyor. Ama bir açılış kutusunun videosu var, oradan bakabilirsiniz hangi marka model olduğunu. Çünkü sürekli soranlara cevap veremiyorum böyle olunca da. Onu bir geri takacağız ve onu takmam lazım çünkü yıkayıp temizledikten sonra 24 saat iyi de kuruduğundan emin olmak adına 24 saat hani kullanmayın diyorlar. Şimdi onu bir takıp kullanmam lazım ama ben onu tek başıma takamam diye Okan'ı çağırdım. Birazdan Okan gelir diye tahmin ediyorum. Okan gelince onları takarız güzelce. Sonra bugün planımız var. Kendimize bir şey yapacağız. Kebap yapmayı planlıyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Kahvaltıda kebap yiyeceğiz. Normalde ikimiz de kahvaltı etmiyoruz. İşte akşama doğru birazcık beyti sarma yapalım dedik. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama tariflere baktık ve dedik ki bunun altından kalkabiliriz. Eksik olan malzemeler var. Kıyma vardı dolapta, onu çıkarttım. Eksik olanları Okan'a yazdım. Gereken onları alıp gelecek. Böyle bir kebap falan yapacağız. Beraber tüm gün takıldığımız bir video olacak diye düşünüyorum. Öyle bir planım var. Şimdi ben biraz kahvemi içeyim, kitabımı okuyayım. Okan'ın gelmesi bence bir saati falan bulur diye tahmin ediyorum. 10 dakikaya geliyorum dediğine göre bir saati bulur. O sırada ben de kitabımı okuyayım. Çok güzel bir kitap okuyorum bu aralar. Müthiş bir kitap. Onu okuyayım. Bugün bitirmek istiyorum. Bayağı 3-4 gündür elimde. İş yoğunluğundan dolayı çok okuyamadım. Şimdi onu güzelce okuyayım. Kindle'dan okuyacağım bu arada. Ondan sonrasına bakalım beraber. Hayırlısı diyoruz. Ay, bu kamera niye böyle yapıyor, beni sihir ediyordu? Bakayım. Bak. Çektiği yere bak. Tamam, tövbe estağfurullah. Hayır, şu modu var. Karşıya çek ya da düz çek. Tamam. Şu an tam oldu. Tam istediğim yeri gösteriyor. Göster. Tamam, bir şey göster. Şuna basarsan da merkezliyor. Tamam. Bir modu var mesela. Sadece karşıya çek modu. Hı-hı. Ama az önceki de merkezdesin ve toplar da. Okan Bey geldi, eli boş gelmemiş. Yeni bu dönem hasatı yaş ceviz getirmiş. Bayılırız biz yaş cevize bu arada. Ya, en sevdiğim şeylerden biridir. Bu dış kabuğunu soyup soyup yemek. Lavaş getirmiş ama istediğimiz bu lavaş değildi. Beyti bu lavaşla yapılmıyor. Bu lavaş da yapılıyor. Hangi lavaş yapılıyor? Yufka gibi mi olmuş yani? Neyse, bakacağız. Bir de yufka gibi buydu. Bizim çayımız. Biz genelde arkadaşlar bu çayı kullanıyoruz. Çok çay içen biri değiliz ama içtiğimizde de yani... O sırada çok çay. Ama bak 6 ayda bir kilo bitirdik. Bence az çay içiyoruz. 1 kilo değil ama 400 gram. 400 gram mı bu? Ha. 400 gram bitirmişiz. Ama diyorum, bir çay için bu kadar böyle hediyelik kavanoz olmamış bir şey yapmıyor. Aynen, bu nereden geliyor? Ankara'dan mı geliyordu? Çay işletmeli genel müdürlüğün bilmem ne, bu her yerde satılmıyormuş. Bir yerden geliyor bize de nereden geliyor? Her yerde satılıyordur da biz bulamıyoruz. Ya da öyle bir şeydir arkadaşlar, bilmiyorum ama bu çay çok güzel gerçekten. Hani fark ediyor. Ben de seviyorum bunu. İçersek böyle içiyoruz. Aç bakayım, niye iki tane öyle var? Bilmiyorum ki, ben de şaşırdım. Bak, o farklı 200... olmasın birbirlerinden? Yok, o 250 gram, bu 150 gram. Diğer gelen böyle iki tane değildi. Daha küçük ama diğeri. Daha küçük bir kutulu değil. Bence bir şey söyleyeceğim. Bak, bize kavanoz lazım. Bunun çay, siyah çay kavanozunu iptal edelim. Bunları direkt bu şekilde kullanalım. O zaman kullanalım. Hiç, güzel. 250 gram açalım önce. Aynen aynen. O öyle kalsın. Kapatırsınız. Kapatırız. Bunu da boşaltalım. Bunu da bir şey kavanoz yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu belli bir IQ'nun üstündekiler mi açabiliyor? Nasıl bir şey? Bakayım. Evet, tamam. Açtım. Belli bir IQ'yu. Sağ olun. Ne var ki, şok aldıracaksın Aşin. Açmadım ben, tamam. Şunu kapatalım. Öyle. Ay. Aydınlanma. Biraz
şey boynum. Kitap okuyordum. Sonra Instagram'a Hava Reels paylaştı. Ona bir bakayım dedim. Sonra ben bunu niye açtım ya? Olsun. Sonra biri YouTube'da beni paylaşmış bir yıl önce, görmemişim. En sevdiğim YouTube kanalları diye. Onu izleyip buna yorum yapıyordum falan filan. Öyle gidiyordu işte günümüz. Bu, o gün geldi. Bunun adını Kara Fatma koysak. O gün geldi. Artık şunu bir temizliğini şeyini gösterelim. Ha, bizimki de şu. Philips 7000 serisi değil mi? Hı-hı. Peki. Bunun bir de kaç bin serisi vardı? 3000 mi? Öyle bir şey vardı sanki. 3000-5000 bilmiyorum da. 3000-5000. Mantıken 3000-5000 ve 7000 olması lazım. Aynen öyle bir serileri vardı. Bu en yüksek emiş gücüne sahip olan mıydı? Galiba. Öyle bir şey. Serilerin o şeyleri emiş gücüyle alakalıydı. Biz de bunu aldık. Arada çok fiyat farkı yoktu galiba. Evet, fiyat farkına baktık. Aynen, fiyat farkına baktık, dedik bu daha iyi, yüksek performans. Bütün parçalarını söktük, yıkadık tabii. Aynen, bunu böyle 2-3 ayda bir mi yapmak? Ayda bir falan diyorlardır büyük ihtimalle, biz herhalde 3 ayda bir falan yapıyoruz. Hasan, sana senin temizlik rutinine göre baksak haftada bir yapmamız. Aynen ya, ben günde 3 kez falan çalıştırıyorum süpürgeyi, bakın şu. Heh, göster herkese. Evet, bu bunu... bezi. Bezi ama hangi bezini biraz, yani ben bunları yıkamaya çalıştım ama. Yok, yeterli yani, olur. O kadar en fazla. Bunu bu şekilde şöyle yapıyorsunuz. Şurası zaten cırt cırtla. Tamam. Kendisi alttan su veriyor. Oraları da biraz kireçlenmişti. Hı-hı. Bak nerede o? Şuralardan su veriyor. Bak kireç izleri gözüküyor hatta. Hı-hı. Şu delikleri biraz açtım ben. Hı-hı. Bunun içine su var. Bunu en son koyalım. Tamam. Şu ters koydum böyle. Sonra toz bir filtresi. De toz filtresi ve toz haznesi var. Bu toz haznesi. Hı-hı. Zaten ben bu da tutmuş. Temiz gözüküyor. Hı-hı. Bu toz filtresi, bu da belli bir sürede değişiyor ama yıkamakta sakınca yok. Yıkayabilirsiniz diyor. Artık çok şikayetçi olursak biz de şey yapacağız, değiştireceğiz diye düşünüyorum. Evet. Bir de bunun tekerleği var. Tekerleği işte çok fazla şey topluyor yerden. Tüy, iplik falan toplayabiliyor. Özellikle saç, benim saçlarım çok uzun olduğu için iki saç da gidiyor zaten. Hani sanki toplasanız, bak çok açık söyleyeceğim. Toplasanız 5 tel saç vardır yerde. Ki hani bu çok az bir şey. Ama uzun ve şey oldukları için sanki her yer saçmış tabii gibi ben duruyor. Ben bundan çıkartmak için kesiyorum makasla saçımı. Evet evet, gerçekten öyle. Oradan çıkartmak için onun kesilmesi kesiyor. Gerekiyor. Çünkü böyle 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 dolanıyor ya. Yani çok zor oluyor. Yani uzun saçlıysanız. Ebru olarak saçlarım da yani orada burada dökülüyor. Bunu böyle koydum. Bunu böyle takıyorum. Sadece şeyden emin olamadım. Heh. Bunu o kadar temizledik ama hemen geliyor. Ya bu bezler de onlu falan satılıyor ama yani hiç gerek yok. İki tanesi benim işimi görüyor açıkçası. Belki alabilirim biraz daha eskirlerse falan. Bir tane yazsa, aynen. Silip yapıştırıyorlar oraya. Aynen, da hiç gerek yok ya. Ben çok memnunum şu an için. Evet, onlarla çalışıyor. Bu tekerlekleri silmeye çalıştım ama. Şu da bak, buraya da saç dolanmış ha. Evet. Bak. Oha. Bak buraya her yer saçmış gibi gözüküyor. Bir tel saç bu ha. Değil değil. Aldık. Değil değil. Daha çok. Biter be. Al. Şaka yapayım, şaka yapayım. Tamam. Tamam, burası tamam. Ha, bu kadar. Dönüyor her şey. Bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Bu dönüyor. Bu dönüyor. Bu dönüyor. Tamam. Evet, buraları da sildim içini. Teşekkür. Zaten şurada bir kapağı vardı. O kapağı artık kapamıyor, belli bir toz hazesi. Evet, yine şu an ispiyonlamaya başladı. Hemen gece aman diyeyim böyle bir şeyini elleme ya. Tamam. Bence su da koyalım buna, fırlayalım. Tamam, suyunu fırlayalım. Her şeyi söylüyor ya. Olmadı. Takmamışsın çünkü, yamuk. Nasıl takmadım? Bak düzle, yerine tak. Tamam. Böyle. Bu kadar. Şimdi çalıştıracağım. Şarjlarım çalıştırılıyor dediğinde başlamıştır. Şimdi telefondan uygulamaya girip odaları seçip işte şeyleri ayarlayacağım ve bitecek. Çalışacak. Şu uygulamasını da göstereyim. Şöyle zaten adı bizde Havagi. Kara Fatma koysak. Şimdi özel temizlik yaptıracağım ben. Rutin temizlik değil. Sıfırla diyeceğim. Onaylayacağım. Tamam. Oda temizliğe. İlk salonu süpürsün. Sonra mutfağa, sonra da yatak odasına. Banyo kalsın. Şu şekilde. Bunlar zaten ben otomatik ayarlamıştım. Emiş gücü normal. Tekrar bir tekrar yapsın. Titreşim, paspas modu, bilmem neler falan. Kaydet diyorum. Sonra da başlatıyorum.
Şimdi gelecek, odayı tarayacak, konumunu belirleyecek. Çalışacak. Bu kadar arkadaşlar. Yani o kadar çok soru geldiği için şöyle kısa bir özet yapmak istedim. Ben dediğim gibi çok memnunum ya. Aşırı memnunum. Bu kadar söyleyeceklerim. Ama bu birazcık şans işi. Ben alırken çok korkuyordum. Çünkü hafızasıyla ilgili bir... Ya çalışırsa çok güzel çalışıyor. Ama o da tanıtmak gerekiyor. Nerede olduğunu evet. Bilemiyor. Aynalarda mesela sorun yaşıyor. Cam pencerelerde evet. Tam böyle kapı tipi sürgülü kapı. Aynalarda var. Mesela gidip orayı bir oda zannediyor ve gidemiyor. Mesela ben o çok diyorum, problem. Ya ayna tarafında da bir dünya mesela varsa. Evet şu oda kısmında bizim şurada bir ayna var. Orayı böyle bir başka bir oda diye arada böyle kaydırıyor. Ama sonra sıfırla dediğinizde düzenliyor. Öyle. Bu kadar işte. Bu peki. Kadar. Benim en sevdiğim YouTube kanalının bir videosu var bu robot süpürge ile ilgili. Kim? En sevdiğim YouTube kanalı deyince aklına kim geliyor? Senin kanalından sonra. Evrim Ağacı. Evet, Evrim Ağacı'nın robot süpürge ile ilgili yeni bir videosu var. Ha. Şimdi onu izleyelim. Hadi bakalım. Bu kadar. Okan... Ne diyeceğimi bilemedim. Tekrar alışverişten geldi. Tekrar alışverişe gitti. Şimdi bana diyor ki aç çabuk aç vlog. Çok elimde çok güzel mallar var. Bekle. Çünkü. Susuz kaldın. Anladın, sabah susuz kaldın ve su sipariş ettin. Onun yerine su arıtmaca, su arıtma sürahisi mi diyeyim artık. Bunlar işe yarıyor mu gerçekten? Ya filtresini değiştirdikten sonra şöyle bir şey varmış üzerine, skalası varmış. Zaten 200 litre mi ne filtreleyebiliyormuş. Magnezyum destekli falan filtre yazıyor. Yani normalde şebeke basıncından filtreden geçirmektense döktüğün eğimle oluyor. Şurada filtresi var. Yani filtresine baktıktan sonra ne kadar zararlı olabilir? En kötü çay demeyeceğiz, makarnaya koyacağız. Allah Allah. Bak şurada bir şey var. Ben bunun gerçek olduğunu inanmıyordum. Yok gerçek canım. Bunun en tanınan markası, bilmiyorum marka verebiliyor muyum? Brita. Hani hep Brita ismiyle biliniyor zaten bunlarda. Bu da Aquaform markası. Nereden çaldın filtresini bunu? Filtresini falan buluruz. Gizli. Anneannemden mi çaldın? Hayır. Yani annem zamanında almış ama kendisi damacana müdavimi olduğu için. İyi bakalım. Evet. Şimdi. Evet. Hadi artık çok acıktım ya. Sabah ne yiyecektik, şimdi ne yiyeceğiz? Sonra bizim... kahvaltı yapmadım, saat 4 oldu. Tamam. Şimdi evet. Mutfak değiştiriyoruz. Asya mutfağından noodle'larımız. Kebap ne oldu bizim? Öyle, beyti kebap. Asya usulü. Çubuklarımız. Soya ekşimiz, yok sumak ekşisi. Soya ekşisi diye bir şey yok galiba zaten. Nar ekşim kalmamış, çok güzel oldu. Bunlar diğer sarımsaklı vır zırlar. Evet. Kırmızı soğan, maydanoz. Güzel. Aksi nasıl sızdı oraya bilmiyorum ama. Güzel, hadi bakalım. Ustam yemek ne zaman olur? Bir şey söyleyeceğim. Peki şey yapabiliyor muyum? Şuraya böyle ter havlusu. Tabii. Zırhtan geç çekerken. Tabii. O sırada zırh derken kıymanın ortama girişi. Tabii. İyi bakalım. Ellerine sağlık. Hadi teşekkür ederiz. Okan şef başlamış işin içine. Kimden kopya çekiyoruz? Hayır. Çok ünlü. Kimden kopya çekiyoruz? Tabii ki de Hatay sandık içi. Yani böyle yemeklerde ben başka bir yere bakmam ya. İyi. Sarımsaklar buram buram koktu. Koktu da Hatay sandık içinin bıçağı çok güzel. Bizim bıçağımız yok. Alalım, bıçak set alalım bu hafta. O sırada benim tırnak çakısıyla. İyi bakalım. Bu şey mi? Game of Thrones'taki Arya'nın needle'ı mı bu? İğne. Aynen, iğnesi. İyi, ilerledikçe çekerim. Evet, show devam ediyor. Biberler de ezilmiş. Şu yani meyve bıçaklarıyla... Özel teknik geliştirdim. Meyve bıçaklarıyla yapabileceğin en iyi kıvam. Yani sıra daha... maydanozlarda. Yeter olmuştur o. Daha suyunu alacağız şimdi bunu. Hadi olmuştur. Maydanoza geç hadi. Sen balkonda şeyi yak. Kömür yak. kömür. Kömür aynen. Sonra 5 dakika sonra... sitenin WhatsApp durumuna lütfen balkonlarda mangal yapmayınız. Alışmışsın yine. Bak yine şive değişti bak. Bak hele bak. Aynen. Siteden nasıl atıldık? Ne var ya? Tabii. Hayır. Amerikanlar yapıyor barbekü. BBQ havada uçuşuyor. Biz yapınca ben de. Adamlar kendi müstakil evlerinde yapıyor. 80 daire var. 80 dairelik bir site değil. Ama bir ara bence 90'larda Türkiye'de şeydi. Yapılan evlerde balkona barbekü yapma gibi bir kültür vardı. Barbekü köşesi vardı. Ama düşünün bizim kadar apartmanda 5 daire vardı yani. Ama olsun yapıyorlardı yani, anladın mı? Tamam 50 daire yere yapmıyorlardı eyvallah ama sanki böyle bir kültür olacak gibiydi de sonra baktılar her akşam orada yemek yapılır. Evet. İyi bakalım. Bir sonraki ya. Adımda görüşürüz. Biz de zannediyoruz pilav yapıyor. Dön buraya dön, yakalandın. Dünden kalan simit tırtıklıyorum. Çünkü saat 6 oldu ve ben acıktım.
Sen ne yapıyorsun? Meyhane pilavı. Tabağın ortasına. Hadi bakalım. Isı simitten kapatacağım. Aç kaldık. Şöyle müthiş bir bulgur pilavı yaptım. Çok lezzetli oldu. Sosumuz hazır. Ortalık müthiş dağınık. Ama Okan Bey'in kebaplarına bir bakmamız lazım. Şiş yok. Şiş olsa neler yapacağım? Bence bakalım gideyim. Ne olacak? Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum. Tamam. Vallahi efsanesin. Helal olsun. Sayma Hanım açlıktan kendini cevize verdi. Ne oldu? Ceviz kuru. Bana daha çok yiyormuşsun gibi geliyor. Çünkü bu kadar bu kadar kabuğa bu kadar ceviz çıkmaz. Aynen kardeşim. Aynen. Aras kargo. Ne oldu? Sen yedin mi? Yapıyorum. Bir saattir yiyor. Bir tane versene. Al bakalım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Allah o kamerayı yaptı. Pişmesini bekliyoruz da her yeri temizledim. Vallahi helal olsun. Benim de canım sıkıldı. Şurada cevizleri ayıklayayım dedim bari. Yeni geldi bunlar. Yaş ceviz. Hayır ben burayı ne ara temizledim ya? Vallahi helal olsun. Bir de tertemiz yaptın ha. Bu nedir şefim? Bu nedir? Dur. Şimdi dur yapamayacağız dur. Oy. Ya şov yani ya. Bütün ustalık her şeyi yani pürüzsüz yaptım. Helal olsun. Köfteler çok küçük. Şunu bir yere alsa mıydık ya? Helal olsun. Yetişemedim. İlkini acemilik olur diye öyle mi yaptın? Hop. Ortaya doğru yaptım. Bakıyoruz. Etrafına şey yaparız. Ay oldu. Dane oldu pilavım. Tebrikler. Peki kebabın yanına pilavcılar normalde... Yani yanlış oldu. Kebabın yanına pilav olayını kebapçılar, pilavcılar değil. Hı. Çok sevmiyor normalde. Hadi canım. Bence bir tartışma konusu ya. Ortaya gelir ya meyhane pilavı. Meze. Ama ortaya meze gelir de kebap tabağında pilav olmamalı gibi bir tartışma var bence. Benim kebap tabağımda pilav var. Hadi bakalım. Böyle. Au. Of kebaplar var ya anlatamam size nasıl ye. Çevir bakalım odaya yağlansın biraz. Oy. Oy. Pişmiştir herhalde. Pişmiştir ya. Ne pişe 40 dakikadır pişiyor. Ya biz tabii kıymadan yaptık. Normalde bunu... O yanar yalnız. Ya zırhta mırhta çekiyorlar ya. Evet. Ya öyle işlere girseydik bence olabilir de. Bunu da çok şimdi abartmaya gerek yok. Şimdi saracağız şimdi onu. Hadi bakalım. Evet, ilginç bir şekilde küçülünce ben bunları bu boyda düşündüm. Bu boya denk geldi. Evet, çekti. Of. Oy. Yalnız arkada da MasterChef. Aynen, arkada da MasterChef. Ben tabii bunları böyle yaptım. Normalde tersini de yapıyorlar ya. Biz zaten domatesli sos hazırladık. Evet. Şöyle kesince bir daha koyarız. Şimdilik şurada dursun. Bunu ben tek taraflı ısıtıyorum. Zaten bayağı inceler. Dur şunu koyayım olana kadar. Şefim ne yaptınız ya? Dur ben bir yandan MasterChef kapatayım. Gel. Dur. Oy. Ay öyle bir kokuyor ki öleceğim şimdi açlıktan. Saat bu arada. Saati göstermem lazım. Saat 18.39. 3'ten beri bu yemeği yapıyoruz. Şimdi bunları ince ince keseceğiz. Üstüne sosunu dökeceğiz. Tereyağısını dökeceğiz. Mezelerini koyacağız. Öyle bir şey olacak arkadaşlar. Aman. Yandım. Duble mi yiyoruz hocam bugün? Gerçekten bugün duble. Ama diğer onu hep aynı şey. Aynen. Oy. Bir MasterChef bir bizim senin YouTube kanalı oldu bu ya. Şeyler. Aynen ya yemek kanalı olduk. Her hafta yemek. Yok sosisinden bilmem nesine. Doğru bir arada ona takmıştık. Aynen goralı. Au! Oy. Tamamdır artık. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Kapat. Yerken görüşürüz. Evet. Şunu bir tanesini şöyle bir göstermem lazım. Of çok sıcak. Of. Şefim ne yaptınız ya? Tabaklar büyük geldi. Tabaklar. Duble muble derken. Aynen tek porsiyon oldu. Tabakta küçücük şöyle. Evet. Of. Tamam sosunu da koyduk. Tamamız. Diğer sosunu koyalım. Sos çok olmuş galiba şefim.
Onu ben değerlendirme yemeğinde bir daha kullanacağım ya. Yakın çekin buralar. Gerçekten her şeyi tam yaptık da bu sosu şimdi ben bol soslu seversin diye düşündüm. Bakalım tamam, biraz yiyeyim olmadı sos koyarız ya. Oy tamam. Afiyet olsun arkadaşlar bize. Artık tamam. Artık tamam biz yiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Yemekten sonra sızarım ben. Hadi bay bay. Sabah sabah susuzluk çektiğimiz anlardan birinde buna başvurmaya karar verdik. Hadi bakalım. Göster bakalım nasıl filtreleniyormuş. Şimdi. Evet. Asla okumayacağımız kullanma kılavuzu. Kapat. Sistem belli. Sistem belli de bunu bir yıkasa mıydık ya? Kuralım deneyelim ona öyle yıkarız. Şaka bir yana şöyle bir filtresini kullanmadan önce süreç varmış. Bunu muhtemelen hiç yapmayız. Yerine takın diyor. Ya da çıkarın diyor. Çıkardık. Bunu bir suya tutun diyor. 10 dakika bekletin suda demiş. Bunu yarın yapar. 10 dakika suda bekletin diyor. Sonra tekrar içerisine koyun diyor. 2 kere de filtreleyin diyor. Üçüncüsünde tamamdır diyor. Tamam. Bunu sonra yapalım. Bunu sonra yapacağız. 10 dakika bozdu iş. Günaydın Havagi. Günaydın. Günaydın. Kahvesini içiyor hanım. Hanım kahvesini içiyor. Son yılınlar. Günaydın canım. Günaydın. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim, sen nasılsın? Haftanın ilk günü, pazartesi. Hayırlı işleriniz, bereketleriniz olsun. Senin de, senin de. Bilmeyenler için yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol canım, inşallah. Nasıl e-ticarete başladık Allah'ın izniyle. Hava bayağıdır Ar-Ge'sinin çalıştığı e-ticaret sistemini sonunda oturttu. E-ticaret falan nasıl gidiyor? Şu an şurupta ileride kahve olunca paylaşırız. Devlet Hava'nın şeyini evet, gördüm. Evet, yaptığını göstersene. Gördüm. Çok mutlu oldum göstersene, ya şu an. Çok güzel. Bütün ilgim oraya gitti şu an. Evet, evet. 2 gündür ben de bakıyorum ona. Ay, yeni yaprak vermiş. O kadar mutlu oldum ki şu an. Bak tam da boşluğunu bulmuş gelmiş oraya evet, ya. Evet, çok, çok güzel, güzel olmuş. Şurası güzel olmuş. Bu hafta kafede tadilat haftası. Önümüzdeki hafta açılıyoruz. Şurada Reis'in, Okan Reis gözüküyor. Saime Reis'in tatil devri bitmek üzere. Evet. Bitti bile denebilir bugün itibariyle. Bir sendromda girer o şimdi. Sabah uyanmalar falan. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum da bugün itibariyle tatil devri bitti artık. Ablam bir ay video atmazsa şaşırma. Ama tadilat videoları geliyor şimdi. Dışarıyı yapacağız. Belli olmaz abla sana. Sen şimdi iki gün yorunca şimdi uzun bir tatilden çıkıyorsun. Evet ya nasıl çekmek yapayım? Çekmek istemeyebilirsin. Uzun bir tatilden sonra cuma günü tatile giden ben. Bıcı mı? Büyük ihtimal. Okan Bey ayarlarsa... İyi de tadilat işleriniz var ama. Cuma cumartesi gideriz geliriz biz. Cuma cumartesi pazar diye düşünüyoruz. O kadar uzun ne tadilat yapacağız? Abi o dediğiniz şeyler yapacaksanız onlar uzun sürer yani. Bakalım. Öyle. Hemen o kadar yapamam. 4 gün çalışırım. 4 gün çalışırım sonra tatileme giderim. Bakalım. 4 günün bir günü bitti zaten. Bugün her şeyi planlama, satın almalar üç falan ablam, yapılacak. 3 günde o tadilatı yapmayabilir. Bir de bugün bunu diyor ha. Bugün yatacak bir de alımları. Gelecek mi onlar? Ya gün bitti gün. Daha millet depoya gitti gelecek. Arkadaşlar. Ablam günün 50 saat falan sanıyor herhalde. Ben 3 günlük tadilat işim var benim ya. Abla kurbanın adam ya. 3 gün sürmez o vallahi bak. Bakalım ustamızın performansına bağlı. Dışarıları yapacağız, buraları yapacağız. Başka pasta dolabı alınacak. Onu acil çözmem lazım. Benim sıkıntım şu dışarının masalarını yaptıracağız. Onların termin süresi ne kadar sürecek? Tamam, 15 gün. Suratı... Bir de bak daha termin süresi. 15 gün falan sürerse. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben. 3 gün diyor lan bana. 15 gün ama bak şimdi o dışarının. Gelse 3 gün okey de evet. Daha senin alım sürecin tamam, var diyor bak, o. Tamam bak şimdi biz firketleri bilmem neleri alırız dışarıya öreriz. Orası biter masaları gelince sadece monte edilir. Masa hani o kadar şeyin değil. Bir de dışarıya uygun minder, küçük küçük karı minderler yaptırmamız lazım oturacak kadar. Onların yağmurda zarar görmemesi için dış mekana uygun şey olacak ki mesela onlar da mesela 10-15 günden gelmez. Şey evet yani. Böyle plastik bir şey. Mindersiz çözemiyoruz bu işi. Tahta falan koyanlar oluyor genelde ama. Ya bir 8-10 tane minder yaptırayım küçük kare kare diye düşünüyorum. Koltuğu koyacak kadar 8-10 tane kare kare küçük minderler ya. Akşamları içeri mi alacağız? Ha aynen minderleri akşamları içeri alacağız. Yoksa... Bizim çay ikiye yatak çıktı bize. Yok o ya nerede o? Çay ikiye yine kayıp.
Öyle arkadaşlar, neyse biz bir kahvemizi içelim, bir soluklanalım, bir havanın yine siparişlerine bakalım. Hava iyi konuşuyorduk biz, tadilata nasıl geçtik? Bence tahta, neyse bunu sonra konuşuruz tamam. Konu geçti şimdi. Benim akıl hala orada kaldı. Ay sesim gitti. Neyse öyle. Biz birazcık su yapalım sonra görüşürüz. Bu hal ne? Bu hal ne? Bu hal ne? Bu ne? Bu karmaşa, bu kargaşa ne? Bizim bütün yaz yatıp şimdi işe koyulmamız şaka mı? Bu ne? Evet. Dur. Şunu hemen yazayım bir saniye. Arkadaşlar sıcak kahve... Yılın ilk sıcak kahvesi. Hava bugün yağışlı. Hava giden hava durumu. Bugün İzmir yağışlı. Kafe çok dağınık. Kafe çok dağınık. Her yer her yerde. Şu benim kargomu beraber mi atsaydık ya? Evet! Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kafe tadilattayız. Dün yoktan hiçbir şey çekemedim. Bugün yine perişan durumdayım. Oradan oraya, oradan oraya gittim. Profilleri ayarladım. Profilleri kestirdim. Buraya geldim. Eşyalar taşındı. Kaynak yapılacak. Dışarıdan ölçüler alınıyor. Oralar falan filan filan derken darmadağım durumdayım. Evet. Şimdi o nedenle çekemedim. Şimdi bu vlogumuzu bitirelim. Bir sonraki vlogumuz artık kafe tadilat olur büyük ihtimal. O yüzden bunu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki vloglarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şu kafenin şu halini şöyle bir göster. Al. Ha neyse dur. Şöyle bir gösterdim. Hoşçakalın. Evet, bu videoyu buraya kadar izleyen herkese de sevabı aşağı güzel bir emoji bir. Şu yemek çantanı bir gösterseydin bugün seninle gurur duydum ya. Niye be? Yemek çantası getirmiş yanında. Tatlı tatlı bir de elinde taşıyor. Bir baktım elinde yemek çantasıyla gelmiş. Bakın. Çok şöyle güzel, çok beğendim. İleride çok para kazanınca ben de alayım. Şu içi termal. Şu şekilde. Çok mantıklı bu arada ya. Ben şöyle kademe baya bildiğin olarak. Eski dedelerimizin tabii şeyini. Ben yoğurt koydum mesela, dökülmedi. Modern hali yani. Aynen. En altı daha geniş. Mesela salata falan efsane olur yani. Üste de ben fındık koydum. Bu arada daha bir tane daha küçük kabı daha vardı. Bu bana bugün yetti mesela. Evet, şaka maka ben de alacağım. Gerçekten çok mantıklı. Bir de şu çanta olayı güzel yani. Evet, evet çanta olayı derli toplu. Poşete ne, hangi poşete koyacağım? Her yer saklama kapı mesela ha, sürekli. Evet. Neye koyacağım, ne yapacağım falan, bu böyle tak 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 tak. Evet, hanım hanımcık şöyle. Hem bir de şey güzel, görünüş de güzel bence. Çok beğendim valla. Güle güle kullan. Rica ederim. İnşallah. Yani yeniden bir kafe açınca senin bir sağlıklı yaşam modu yeniden İnşallah mi geliyor? İnşallah ya. Çok aldım kiloyu. Geri de verdim artık. Bu artık takmıyorum ya. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Ben artık mücadele etmekten yoruldum artık. İçin mücadeleyi bıraktım. Sadece artık ruhen kendimi besliyorum. Canımı isterse onu yapıyorum. Mutluyum, çok iyiyim bu aralar. Maşallah diyelim. Bakalım ondan sonraki süreç ne olacak? Bir de iş güç olduğunda ben ekstra mutlu oluyorum zaten. Bir şey olmadığında çok sıkıntı oluyor benim için. Böyle işim gücüm olduğunda beslenmemi de düzene koyuyorum, onu da düzene koyuyorum ama evde bütün gün boş kalacaksam evet. Hiçbir şey yapamıyorum. Bence de çalışmak... Sevdiğin işi yapıyorsan güzel. Evet, evet. İnsana olur. Mutluluk veriyor yani. Ben de son 2 haftadır falan çok mutluyum yani. Tabii tabii. Güzel oluyor. Onu alır. Havanın şurada çok güzel bir kargosu ya, olduğunu açmak istiyoruz. Ya aslında bunu beraber açabiliriz de. Ama bu vlog 3 gün oldu herhalde. 3 gün mü oldu? Zaten açmak için Okan abiyi de bekleyeceğimiz evet. için. O akşama kalır. Akşama kalır. Çekeriz yine, video sonuna ekleriz eğer bir şey olursa. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.